Evet sevgili dostlar, arkadaşlar, herkes bugünkü kanalıma ve videoma hoş geldi arkadaşlar. Bugün 2 Temmuz Cuma, herkesin takip ettiği ve bildiği üzere yavrularımızın yarışlarına artık bir gün kaldı arkadaşlar. Yani yarın hayvanları derneğe götürüp yarış kamyonuna vereceğiz ve nasip olursa pazar günü dönecekler. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere yavrular ben kaç oldu herhalde bir 4-5 kere götürdüm. En son bir Recep Baba'nın oradan saldık. Herkes takip etti arkadaşlar. Ondan sonra bugüne kadar geldik. Tabi havanın müsaade ettiği kadarıyla. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir etrafı göstereyim önce size. Bu arada herkes iyidir inşallah. Destek veren tüm dostlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Bu arada kanalımız 4000 saat bakılma zamanını neredeyse doldurdu arkadaşlar. 4000 saat bayağı uzun bir zaman. Ondan sonra artık official, yani gerçek bir YouTuber olma yolunda ilerliyoruz sayenizde. Bu yüzden herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun konusu uzak salım ve dernekle beraber salım. Sadece bizim derneğin kuşları bugün saat kaç şu anda? Sabahın 9.30'u. Biz 8'de kuşları götürdük arkadaşlar. Derneğimizden 3-4 kişi katıldı. Çünkü hava o kadar iyi değil. Ve kuşlarımız aşağı yukarı 40-45 kilometreden salınacak. İnşallah salım videosu olursa da bu videonun bölümüne eklerim, ortasına ekler ve gelişlerini çekmeye çalışırım arkadaşlar. Şöyle önce bir kümese girelim arkadaşlar. Şunu da anlatayım. Bakınız, kümeste sadece 10 tane dişim var. Hepinizin bildiği üzere ilk turda kuşlarımızı neyle yarıştırmıştık arkadaşlar? Dul yarışı, yani Wade's Cup Hollandacası. Şimdi arkadaşlar, kuşlarımızı geçen perşembe eşe attık. Ne demiştim ben size? Sağlıklı bir kuş en geç 9-10 gün içinde yumurtlaması lazım. Geçen perşembe, bugün cuma olduğuna göre ne var? 8 gün var arkadaşlar. Bakınız. Böyle kapıyı açıp tutayım da. Bakınız. Tek tek yumurtalar gelmeye başladı arkadaşlar. Şimdi buradaki dişiler yumurtlayacağı için veya yeni yumurtladığı için, ben bunları, bakınız orada da var. Şöyle göstereyim. Bu arada bu 48-49 numaranın anneleri arkadaşlar. Bakınız, o da ilk yumurtayı yumurtlamış. Ben arkadaşlar size geçen videomda söylemiştim. Ne demiştim? İkinci tur ekelerle beraber başlıyor diye. Fakat organizasyonun aldığı bir karar var. İlk yarış, yani yavru yarışı, tek başına yavru yarışı olacak arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi çok kuş kayboluyor. Ve ekeler basıyor, rüzgar arkadan vurduğu zaman evi çok geçip geri dönüyorlar. Eke kaybolma ihtimali tabi yavruya göre daha az olduğu için yavrular, ondan sonra bir bakıyorsunuz abi ta öbür taraftan, yani Almanya tarafından çıkabiliyor. O yüzden böyle bir karar almışlar. Biz de öyle yarışacağız. Ben aslında normalde yarın sadece erkekleri, bazıları yumurtlamadı ya, bunlar eş kovalarken vermek istiyordum erkekleri. Fakat nasip değilmiş, ama fark etmez. Haftaya arkadaşlar bu tümden dişi erkek verebiliriz. Bazı arkadaşlar benim bu eşe atmamı yanlış anladı. Yani yavru almak için eşe attığımı anladı. Hayır arkadaşlar, bunun sebebi yumurta üzerinde yarışmak. Yani hayvanları biliyorsunuz 3-5 ay, 3-4 ay ayrı kaldılar. Sadece pardon, dul yarıştığımız için. Şimdi kızgınlıklarını aldık. Dişileri özellikle yumurta üzerinde yarıştıracağız arkadaşlar. Bu da iyi oldu, çünkü haftaya kadar bunlar ikinci yumurtlarını da yumurtlarlar. Ondan sonra
dişi erkek hepsini toplu halde veririz. Ha, bunun dişiler tabii yumurtaya sadık olacaktır. Erkekler gelse bile biraz böyle nazlı gelir. Ama dişiler yumurtaya deli olacaklardır arkadaşlar. Şimdi bugün bir de şunu söyleyeyim, pardon. Şu 5 numarada biliyorsunuz bir erkeğim vardı. Bunların soyundan. Bir sene sonra çıkıp gelen vardı ya. Onu da daha çipini takmadım dostlar. Çünkü çipi hak etmesi lazım o da. Geçen en son bir kere götürdüm Recep babanın oradan. Oradan gelmişti. Şimdi bakalım dönerse dernekte onun çipini takıp onu da yarışa vereceğim haftaya. Şu anda dişiler erkeklerini bekliyor arkadaşlar. Zaten çoğu da yumurtladı. Yumurtlayacak olanlar var. Yani eş kovalayanlar da vardı. Bugünkü antrenman yarışımız aşağı yukarı 40-45 kilometre. En son o kuşların kaybolduğu antrenman yarışı. Dernekten dediğim gibi 3-5 kişi verdi. Çünkü hava o kadar müsait değil. Şimdi bir de bu tarafa girelim arkadaşlar. Bakınız yavrular bölümündeyim. Burada da 48 ve 49 numara var. Tem'in annesini gösterdim. Pardon. Annesini öbür tarafta. Yanlış oldu arkadaşlar. Öbür tarafta takmacıların olduğu yerde. Şöyle 48 ve 49'u gösterelim. Görüyorsunuz değil mi? O Tem'inki gösterdiğin dişi bunların kardeşleri. Öyle diyeyim size arkadaşlar. Yanlış oldu. Ha, bu arada eğer böyle arkadaşlar toplu, yani başkasının kuşlarıyla aynı sandığa kuşlarınız gelecekse arkadaşlar, bakınız suyun içi sarı. Ne var arkadaşlar? Koli stop var. Niye? Çünkü yarış sandıklarında her türlü şey olabilir. O yüzden önlem amaçlı yarına kadar ben koli stop 4-1 in, bunu defalarca paylaştık. Onu sulukların içine kattım arkadaşlar. Ondan sonra dönüşlerinde isimler diye. Yarın eğer kuşlarımızı verirsek ve yarış yani olursa pazar günü döndüklerinde de temiz su ve içine elektrolit katacağız dostlar. Evet dostlar, dediğim gibi eğer salım gerçekleşirse bugün onu da salımını ekleriz ve kuşlarımızın inşallah gerisini hep beraber görürüz. Ama havayı şöyle bir takip edelim arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet kapalı. Ha, şunu söyleyeyim. Çok aşırı 30 derece sıcaktansa bu hava iyi. Ama biraz şöyle güneş açsa daha mükemmel olurdu. Neyse dostlar, lafı fazla uzatmayayım. İnşallah salım olur. Ve bu arada saatimizi de kurarız. Çünkü hepsinin ayağında çip var artık. 21 yavru, 10 tane de eke verdim. Yani 31 tane kuş arkadaşlar. Bakalım. Çekmeye çalışırız. İnşallah birazdan görüşmek ümidiyle. Sevgili dostlar, tekrardan beraberiz. Şu anda saatimiz 10'a 5 var. WhatsApp'tan mesaj geldi. 10'a çeyrek kala, yaklaşık 10'a çeyrek kala kuşlarımız salınmış arkadaşlar. Ne yapalım? Önce giriş yerlerini açalım arkadaşlar. Şöyle yavrular bölümünde açalım. Sonra ne yapalım arkadaşlar? Gidelim saatimizi kuralım. Evet, saatimizin adaptörü burada. Şimdi saymaya gerek kalmayacak çünkü hepsi çipli olduğu için arkadaşlar. Saatimiz bizim yerimize sayımı yapacak. Normal bir yarış gibi davranıyoruz. Ama burada sadece 9'a basıp, bakınız test flök diyor, yani antrenman yarışı diyor. Ve 0'a basıyoruz. Evet dostlarım. Şu anda saatimiz de hazır. Giriş yerleri hazır. Şöyle etrafa bir bakalım. Hava o kadar kapalı gibi gözüküyor ama benim dediğim gibi sıcak olmasından iyidir. Bu arada kahvemiz de hazır arkadaşlar. İsteyen buyursun gelsin. Dostlar, şöyle bir etrafı çekelim.
aşağı yukarı 10 dakikadır havadalar. Bakalım gelişlerini çekeriz inşallah. Ha, bu arada herhalde salon videosu yok, bilmiyorum tam. O olsa da olmasa da arkadaşlar, videomuz böyle devam eder. Birazdan inşallah gelişlerini çekmek nasip olur, görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şu anda saat 10'u çeyrek geçiyor. Kuşlarımız çeyrek kala salındıysa eğer, yarım saattir havada. Ben de size böyle geniş açıyla çekmek istedim. Şöyle etrafa bir bakalım arkadaşlar. Hava gene aynı. Bakınız. Geniş açıyla çekiyorum şu anda size. Daha iyi görmeniz adına dostlar. Şu anda gelen giden yok. Bakınız saatimize bakalım. Ne yapıyor? Saat 10:17. Yani 32 dakika olmuş arkadaşlar. Şu anda hiç gönlürde bir şey yok. Beklemeye devam ediyoruz. Şöyle bakalım etrafa. Mouse'dan geniş açı aldım ki arkadaşlar, hani her tarafı görelim diye. Yoksa kamerayı çok sağa sola oynatıyorum. O yüzden böyle çekmek istedim. Şu anda görünürde sadece bir derneğin olduğu için sadece kaldığımız kasabanın kuşları gelecek arkadaşlar da. Bakalım. İnşallah bugün kazasız belasız atlatırız. Toplamda 21 yavru, 10 tane eke erkek. Demin anlattığım üzere arkadaşlar. Şöyle etrafı gezdireyim. Güneş biraz yüzünü gösterse yetecek. Fakat o kadar da, şöyle biraz açıklık var ama demin de anlattığım üzere çok sıcaktan iyidir arkadaşlar. Bakalım dostlar, sizi böyle sıkmayayım ben. İnşallah gelişlerini çekeriz dostlar. Evet dostlar, sanki birkaç kuş göründüğü gibi ama evet, evet arkadaşlar. Bakınız 4 tane geliyor. Bilmiyorum eke mi? Şu öndeki ekeye benziyor. Evet, 64 numara. Oo, grup geliyor arkadaşlar. Bakınız. Kamera biraz karanlık çıkabilir. Hava berbat dostlar. Bakınız. Görüyor musunuz etrafı? Karınca yuvası gibi oldu. Bakınız. Öbür taraftaki grup gidiyor. Gel. Gel. Come on. Come on. Size geniş açı çekiyorum ki görün diye. Bakınız. Hepsi uçuyor şu anda arkadaşlar. Gel 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 gel. Bakınız 3 tane geliyor. Dostlar. Saat 20 geçiyor arkadaşlar. Şöyle dönelim. Gel gel gel. Come on. Gel. Come on. Come on. Come on. Come on. Evet, 2 yavru gördüm orada. Come on. Tabii. Gel. Come on. Akşamdan hepsini iyi doyurmuştum. Ha, bir yavru daha geldi. Gel. Gel. Come on. Come. Hepsi suya gidiyor. Görüyorsunuz dostlar. Benim baş belam işte orası. Come on. Gel. 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 Bayağı gelen var ama inmediği sürece anlayamayız. Gel. Come on. Come on. Gel, 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 gel. Come on. Come on, come on, come on. Evet, gelmeye başladılar. Bir yavru var görüyorum arkadaşlar. O da 21 numara mı acaba? 64 geldi. Bu da yavru. Gelenler oluyor. Bakınız, bakınız, bakınız. Dostlar, nasıl ayrılıp geliyorlar.
şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yavru gördüm. Bakınız gelişe bakın dostlar. Görüyorsunuz mu? Hava o kadar da iyi değil ama inşallah bugün kazasız belasız atlatırız arkadaşlar. Bu arada saat sayıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Bakınız. Benim kart erkek kaç tane saymış bakayım bir. 5 saymış ama kümesin üzerinde daha fazla kuş var. Hepsi antene, ha sayıyor daha. Evet dostlar. Gel 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 gel. Come on. Come. Gel oğlum, gel 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 gel. Come on. Gel. Arkadaşlar bir sene kaybolup gelen erkek de geldi. Bakınız. Come on. İşte yavrularla beraber olduğu için arkadaşlar bu problem oluyor. Gel 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 gel. Evet gelenler oluyor daha, bakınız. Gel gel gel. Come on. Come on. Ya orada da var. Dediğim üzere akşam bayağı doyurmuştum. O yüzden pek aç değiller yani. Come on, come on. Gel. Gel kızım. Gel 28, gel, gel. Gel. Orada da vardı arkadaşlar. Gel. Bakalım. Kaç oldu burada? Şu anda 12 gözüküyor. Çatta da var 3-4 tane. Bakınız. Bu bana aşık olan 28. Gel. Gördünüz mü? Yavru dişi kart erkeğe şey yapıyor. Pas veriyor. Gel. Gel. Evet dostlar. Allah. Bakalım durum vaziyet neyi gösterecek arkadaşlar. Bakınız bakınız gelenlere bakın. Bu yavru. Tek tek gelmeleri benim için daha iyi arkadaşlar. Gel. Gel. Come on. Bakınız sinekte bir tane daha var. Buranın mı bilmiyorum arkadaşlar. Buranın olabilir. Gel. Gel. Görüyor musunuz? Yavru dişi orada kart erkeği buldu. İşte bu dezavantaj arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Neyse dostlar. Ben geldikçe çekmeye çalışacağım size. Görüşmek ümidiyle. Ha bakınız bakınız. Bir tane daha geliyor. Yavru tamamen panik arkadaşlar. Uçuşa bakın bir. Sanki arkasından attı kovalıyor. Neyse dostlar. Birazdan görüşmek ümidiyle. Evet dostlar. Gelmeye devam ediyor kuşlarım. Bakınız buçuk oldu. Gel gel gel. Gel gel oğlum. Gel gel. Bakayım şöyle. Gel. Daha şunların yarısını saymadı. Yarısını dediğim. Üçünü saymadı bence daha. Gelmedi üst, antenin üstüne. Gel. Gel oğlum. Gel. Görüyorsunuz değil mi? Erkekler. Kart erkekler. Kızgın. Dişileri. Yavru dişileri. Çatıda tutuyor. Bakayım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. 15 gözüküyor. Daha orada iki tanesini saymadı. 17 falan arkadaşlar. Bakınız bakınız nasıl kızmışlar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Yavru dişi. Gel. Hava bu arada o kadar da iyi değil arkadaşlar vallahi. Bugünü sağ salim atlatırsak gerisi Allah kerim.
Evet sevgili dostlar, tekrardan beraberiz. Gördüğünüz üzere saat 11'e 20 var. An itibariyle arkadaşlar şöyle göstereyim. 10 erkek vermiştik biliyorsunuz. Demin videomda anlattığım üzere. Erkeklerin tamamı kümese geldi dostlar. Ve yavrular bölümünde ise bakınız hava iyice bozdu. Hafiften çiseleyen bir yağmur var. Arkadaşlar 4 tane eksiğim var yavrular bölümünde. Bunların içinde 22 numara da yok ilk yavrulardan. Ben de şu anda onları bekleyemeyeceğim çünkü çıkmak zorundayım dostlar. O yüzden videoyu burada bitirelim. Gelenler olursa yorumda yazarım arkadaşlar. O yüzden ne diyordum arkadaşlar? Herkesin bildiği kendi kadar bir Ergün Aysar'ı sözüyle de videomuzu burada sonlandıralım. Bugünkü videomuz da böyle olsun sevgili takipçilerim. Ne diyor Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Kayıpları inşallah sonunda bildiririm arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.